Rabıta tam manasıyla nasıl yapılmalıdır? Çekilen zikirlerin kalben söylenmesi yeterli midir? Sesli bir şekilde söylenmesi gerekir mi? Sondan başlayalım. Kalbimizle söylememiz yeterli olsa bile dilimizin de buna iştirak etmesi nur ala nur olur. Nur üstüne nur olur. Dilin de iştirak etmesi daha doğrudur. Allah namaz için yüksek olmayan bir sesle bütünüyle sesini de kısma buyurdu namazı kılarken. Namazı kılarken nasıl ki yüksek olmayan bir sesle, sesimizi de tam olarak kısmadan Allah'ı zikrediyorsak, dua ediyorsak, ayetleri okuyorsak, zikrin de öyle olması gerekir. Yüksek olmayan ama alçak da olmayan, en azından kendi kendimizi duyacak kadar olmalıdır. Buna beraber mesela yolda yürürken, çünkü öyle buyurdu, ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikredin dedi. Ağzımız kapalıyken dilimizin kıpırdaması yeterlidir. Dilimizi zikre öyle alıştırmamız gerekir. Devamında ne vardı, bir öncesinde ne vardı sorunu? Rabıtayı tam anlamıyla Evet. nasıl yapabiliriz diye. Rabıta gönül beraberliği demektir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi arkadaşının dini üzeredir buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gönlün beraber olmasıdır. Ben de bununla beraber Allah'a gidiyorum. Onun iman ettiği gibi iman ediyorum. Onun kulluk yaptığı gibi kul olmaya çalışıyorum demektir rabıta. Tabii ki bir adım ötesinde ben yokum, o var demek oluyor ki yani kendi bildiğimi, kendi nefsimi değil de onun halini kabul ediyorum, öyle olmak istiyorum manasındadır bu. Allah bunu ikram eder, ihsan eder. Yani yolu yürümeye başladığımızda her bir yolculuk esnasındaki o merhaleler farklı farklıdır. Allah farklı haller ihsan eder, ikram eder. Yürüdükçe tadacağız, yaşayacağız, hep beraber göreceğiz inşallah.